Değerli izleyicilerimiz, Şehirden Haberler programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Antalya bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve yanımızda çok değerli antika ile uğraşan Mesut Bey var. Bütün merak ettiklerimizi kendisinden öğreneceğiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Misafirperverinizle çok daha iyi olduk efendim. Mesut Bey kimdir? Ne zamandır bu sektöre hizmet veriyor? Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ben antikayı seven, özel eşyaları seven, sanata değer veren bir insanım çocukluğumdan bu tarafa. Çocukluğumdan bu tarafa bu işlerle uğraşıyorum. Yapıyorum, severek yapıyorum. Burada çok değerli parçalar var efendim. Ekrana tabii ki de hepsini getirmeye çalışacağız ama ekran başındaki izleyicilerimiz ve bunun hastalığı, meraklısı, onlar için biraz sizden güzel bilgileri rica edeceğim. Buradaki parçaları ayırabilir miyiz? Yani neler var elimizde? Şu anda elimizde Osmanlı objelerimiz var, Avrupa objelerimiz var, yeni yapılmış sanatsal değeri yüksek objelerimiz var. Tabii bunları sevmek gerekiyor. Sevmek için de bu işe aşık olmanız gerekiyor. Hem koleksiyon olarak hem de bu işi bilen bir insan olarak. O da zaman alacaktır mutlaka. Şöyle ki, şimdi ilk baktığınız zaman örnek veriyorum, şu saat takımına bakıyoruz. Tabii. İşte 1880'lerin Fransız el yapımı, tutya, alabastır, mermer. Özel bir saati. 1880 dediğimiz zaman 140 yıldır ayakta kalmış. Şimdi 140 yıl bu ayakta kaldıysa bunun değeri, bırakın parayı, normalde ölçmek bile mümkün değil. Tabii maddi bir değeri vardır ama antikaya farklı bakmak gerekiyor. İnsanlarımız da bunu yapması gerekiyor mutlaka. Yani ben bu sektöre çok uzan bilmiyorum ve her bir parça tabii ki de çok değerlidir kendinde. Antikayı antika yapan şey aslında nedir? Süresi midir? Uzunluğu mudur? Hayır, eskili değil. Her eski antika olmuyor. Sanat olacak bir objede. İşte bir tabloda, bir koltukta, ne bileyim bir valizde, bir ahşapta, bir masada bir sanat olacak. Yani seri üretim olmayacak özellikle. İnsanlar ne yapacak? Mesela bir masa yapmak için zaman sarf etmesi gerekiyor. Şöyle ki 6 ay o masayla uğraşacak, eliyle torun alacak, hazır hale getirecek, ondan sonra da onu korumak gerekiyor. Zaten kalmadı, antikada kalmadı artık doğru düzgün. O zaman şöyle mi diyoruz, yani bir emek, işlenmiş bir nakış, önümüzdeki vazonun şekli, bunların hepsinin antik olması için tabii ki de el emeğinden geçmesi gerekiyor. Geçmesi gerekiyor. Çok eski olması yeterli değil. Değil yani, mutlaka. Peki burada yaptığımız işlerden yanı sıra talebiniz nasıl oldu? Müşterilerin geri dönüşü, Antalya'da böyle bir yeri görmeleri nasıl geri dönüşler sağladı size? Vallahi şöyle söyleyeyim, eğer bu işi düzgün yapıyorsanız, severek yapıyorsanız, verdiğiniz her ürünün de arkasında kalabiliyorsanız insanlar mutlaka sizi tercih ediyorlar bir şekilde. Zaten yıllardır bu işin içindesiniz. Evet. Başarıyla zaten isminizi duyurmuşsunuz efendim. Teşekkür ediyorum, duyduk, sağ olun. İnsanlar da duyuyor, biliyorlar da zaten. Aynı zamanda bize işte başka yerden ürün alıp göstermek isteyenler de oluyor. Doğru bilgi almak için biz bunları da sağlıyoruz yani. Bu da çok önemli. Yani antika işinde dediğimizde birazcık risk teşkil eden bir sektördesiniz efendim. Biz neyi antik olup kandırılıyor muyuz, kandırılmıyor muyuz? Bilinçli olarak yapılan, ben müşteriyim ama seviyorum, meram var ama bilmiyorum, bilgim yok. Bunları da nereden öğrenebiliriz? Valla bu işin okulu yok. Yani iyi bir antikacınız varsa ondan öğrenebilirsiniz. Yani normalde herkese güveniyoruz. Her yere girip soramayız elimizdeki değerli bir parçayı. Tabii şimdi şöyle söyleyeyim. 10 tane antikacı düşünün. Bunların 8 tanesi doğru bilgiye sahip olabiliyor ama 2 tanesi maalesef olamıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani aldığınız ürünü de bileceksiniz, sattığınızı da bileceksiniz ve her zaman söylüyorum o ürünün arkasında duracaksınız.
Peki bizim buradaki görsellerimizi internet ortamında görebilir miyiz? Ekran başındaki izleyenler buraya gelemeyebilirler. Mesela Antalya'da olmayabilirler ama eserlerinizi nerede görebilirler? Sizi hangi sosyal medyalardan takip edebilirler? Instagram'dan takip edebilirler. Instagram adresinizi de burada seyircilerimizle paylaşalım efendim. Hemen girip bakarlar çünkü meraklıları. Milli Antik Belek olarak aratabilirler. Bütün her şekilde de sizle iletişime geçip bilgi de alabilirler diyoruz burada. Müşteri olarak geldik buraya. Özel koleksiyonlarımıza bir parça daha eklemek istiyoruz. Burada istediğimiz her şeyi bulabilir miyiz? Yani koleksiyon anlamında neler yapabilirsiniz? Gayet de bulabiliriz. Şöyle ki mesela bazı insanlar vardır. İşte kahve fincanları toparlarlar. Bazıları bakır toparlarlar. İşte bazıları plak toparlar. Her şeyi bizde temin etmeleri mümkün. Yani evlerinde görsel olarak haz alabilecekleri, kendilerini bir şekilde tatmin edebilecekleri her türlü objeyi temin etme şansımız var. Ben de plak hastası olarak söylemek istiyorum bunu. Taş plak hastasıyım. Evet. Bunu da çok nadir artık bulabiliyoruz. Yani çok bulamıyoruz. Evet. Burada sizin gerçekten orijinal bulabildiğiniz yerler nasıl oluyor? Yani bu imkanı nasıl sağlayabiliyorsunuz bize? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Taş plak dediğimiz zaman şu anda benim elimde 350 tane mevcut taş plak var. Tabii yılların emeği var. Evet. Ben normalde toparlıyorum da aynı zamanda. Bulduğum her objeyi de alıyorum. Onun için ürün eksik olmuyor bizde. Yani aslında stoklu çalışıyoruz gibi bir şey olmuş oluyor değil mi? Evet tabii ki. Aynen de öyle. Peki efendim en önemli faktör bizim için. Sizi diğer antikacılardan ayıran en önemli özellik nedir? Müşteriler neden sizi tercih etsinler? Tek kelimeyle ifade edeyim. Ben bu işi severek yapıyorum. Çocukluğumdan beri yapıyorum. Bu işe aşığım. Yani hiçbir şekilde net konuşuyorum. Vermiş olduğumuz her ürünün arkasındayım. Bu yeterli bence. Güven veriyorsunuz aslında efendim. Gayet tabii, güven veriyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimiz tabii bunları bilmiyorlar ama röportajdan önce biz de size sohbet ettik. Burada her bir parçayı tek tek anlattınız. Ne kadar çok severek ve aşkla yaptığınızı zaten biz burada ekrana da yansıtmış olduk efendim. Röportajı sonlandırmadan önce son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. Antika meraklısı olan herkesi Türkiye dahil tüm yerlerden davet ediyoruz, bekliyoruz. Kapımız herkes açık. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Çok güzel ağırlandık. Misafirperverliğinizle zaten burada hem isminden sıkça söz edilmişsiniz hem de bizi burada çok güzel ağırladınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki turizmin başkenti olan Antalya Belek'ten burada her şeyi bulabilirsiniz efendim. Instagram sayfalarından da iletişim numaraları var. İrtibata geçebilirsiniz. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.